Herkese merhaba arkadaşlar, Uçan Ağaçlar kanalına hoş geldiniz. Bugün playoff'ta ne oldu ne bitti onlara bakacağız. Bir dakika mikrofonu almayı unutmuşum. Şimdi bir bakalım playoff. Bu arada hemen bir şeyden bahsedeyim. Eğer bu playoff'ların nasıl gideceğini tahmin ederseniz, yani Instagram DM'den bana yazarsanız, mesela Raptors Cleveland 4-1 Cleveland alır. Mesela Golden State 4-2 alır şeyi, Pelicans'ı. Sonra ondan sonra eşleşmeleri falan da yazıp hepsini bilirseniz çok güzel bir ödülüm var arkadaşlar. Ödülü açıklayayım. Arkadaşlar sizin istediğiniz bir tane duvar posteri, mesela bende şöyle şöyle körlü bir tane var. Şu duvara yapışık top şey var. Yani istediğiniz bir tane posteri size göndereceğim arkadaşlar, bilen kişinin. Şimdi bir playoff'lara bakalım arkadaşlar. İlk maç şöyle nerede? Game 1 Sixers. The Miami Heat versus the Philadelphia. Şöyle sesini kısalım biraz. Miami Sixers eşleşmesi oldu. İlk maç Sixers aldı diye hatırlıyorum. Güzel bir blok. Bu tur yani Sixers'ın alacağını çok kişi düşünüyordu. Bakalım. Dwayne Wade. Miami almış. Ben böyle hatırlamıyordum. İşte o seriyi şöyle hemen bir geçelim. Ama şöyle bir şey var. Middleton'ın üçlüğü. Şimdi en sevdiğim seri buydu ya. Boston Milwaukee. Ben Milwaukee'yi tutuyordum. Antetokounmpo hayranıyım. Yani en sevdiğim 4. NBA oyuncusu diyebilirim. Bakın ya, Antetokounmpo'yu çok seviyorum. Öyle diyeyim. Of, mesela bu görüntüyü görmekten çok hoşnut olmuyorum. Ama işte bu maçtaki Middleton'ın üçlüğü çok iyiydi. Neyse, izleyelim biraz. Bu seri Game 7'a gitti. Çok güzel bir seriydi. Keşke Milwaukee çıksaydı ya. Ben Milwaukee'nin hak ettiğini düşünüyorum. Ama Rozier çok iyi oynadı işte. Çok güzel. Middleton. Af, kaçırmıyor bu adam ya. Çok seviyorum Middleton'da ya. Jabari Parker. Ya bu takım nasıl elenebiliyor ya? Aklım almıyor ya. İşte bu yüzden belki de. Rozier playoff'ta ne yaptıysa Kyrie Irving gibi oynuyor ya. Yani adamın yokluğu hiç belli olmuyor yani Rozier sayesinde. Bu Horford çok tehlikeli adam bu da. Of. Eric Bledsoe çok güzel pas ya bu Bledsoe. Ya bu takım nasıl elenebiliyor ya? Kyrie yokken almalıydık bu takımı. Ya bunun girmemesi gerekiyor mesela. Yani bu. Şimdi bu inanılmaz bir şey. 10 saniyede 3-3'lük atılıyor. Bıraktım. Abi sonra Rozier, of. Ve bunu görünce çok üzülmüştüm. Ama Middleton işte ya. Ama uzatmadan Antetokounmpo oyundan atılıyor. Ya bunun girmemesi gerekiyor işte dediğim gibi. Bakın burada foul verler Antetokounmpo'ya. Foul verildi Antete'ye ve Antete 6 foul'dan atıldı. Maç Boston'ın. Bu seride 7
7. oyunda 4-3 bitti. Boston aldı. Pelicans ilginç bir şey yaptı. Pelicans 4-0 aldı. Onu bir izleyelim. Pelicans acımadı yani hiçbir şekilde. Nerede Pelicans? Pelicans 3-0 diyor. Pelicans neredesin? Pelicans. 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 Ya şunu açayım hemen. Pelicans rahat aldı yani. Anthony Davis tutulmuyor abi. Bir de DeMarcus Cousins olsa belki şampiyon olacaklar. Düşünsenize yani. Tabi şey Golden State yeneceklerini çok düşünmüyorum ama Golden State olacak bence yine şampiyon. Benim tahminim arkadaşlar. Siz Houston Rockets falan diye düşünebilirsiniz. Ay Anthony Davis tutulmuyor abi. Yani tutacak adam yok. Bunu NBA'de cidden yok yani. Zaten 2-1 oldu Golden State'le de şu an durum. Üçlük mü? İkilik galiba. Uf, işte bu adam ya. Bu adam tutulmuyor. Bu adamın çok büyük bir fanı değilim ama gerçekten çok iyi oynuyor. DeMarcus Cousins. Keşke sen de olsan da çok güzel bir NBA sezonu görsek. Mirotic. Ya çok iyi takım bu da ya. Portland'ın eleneceğini düşünüyordum zaten. Hani sezonda iyi olabilir de hani sezonda takımlar genellikle tüm gücünü göstermez. İşte evet bu seri de 4-0 bitti ama en güzel serilerden biri de yani şurada biri şu da güzel seri değildi aslında 4-1 bitti. Harden. Ariza. Ne oldu? Bir şeyler oluyor ama. Ay Jeff Teague sakatlanmış. Of. James Harden'ın kaçırdığı şutlar. Yine kaçırmış. Ama 3. periyot gelecek şimdi. Bundan sonra 2. periyot şimdi bu. 2. periyot aslında böyle hani direndiler diyeyim. Ama 3. periyot Houston Rockets acımadı ve 50 sayı attı. Ve bu seriyi de kolayca aldı diyebiliriz. Bu hareketi kaçırmıyor zaten adam. Abi çok güzel gözüküyor şu hareketi yapması ya. Yine mi? Derrick Rose ya. İyi ya. Ben bu adamın gitmesini istemiyorum. Umarım sakatlanmaz. Sezon bitti zaten onun için. Umarım seneye güzel bir sezon olur onun için. İşte ya, o 3. periyot. 50 sayı attıkları periyot ya. Chris Paul'la James Harden coştu yani maç. Şaka gibi ya. Şimdi de Chris Paul 8. Sonra Oklahoma. Bu çok sürpriz bir şey oldu ve Jazz yendi. İlginç bir şekilde. Utah Jazz aldı Oklahoma City. Westbrook hele çok sinirlendi şeyden sonra. Westbrook. Russell Westbrook. Bence de foul. Offensive foul değil bu. Celtics fan olması gerekmiyor muydu dedi. Paul George da çok sinirlendi. Bilmiyorum ya. Oklahoma'nın durumu kötüydü bence bu sene. Hele Carmelo Anthony'nin kötü performansı berbat etti şeyi yani Oklahoma City.
Oladipo'nun gitmesi çok kötü oldu bir kere. Oladipo keşke kalsaydı yani. Oladipo şu an mesela Paul George'la Carmelo'dan daha iyi diyebilirim yani bu sezonluk. Çünkü bu sezon Oladipo manyak bir sezon geçirdi yani. Şimdi Donovan Mitchell, bu adam çok iyi oynuyor ya. Rookie of the Year Ben Simmons'la yarışırlar. Bu adam çok rahat sayı atabiliyor yani NBA'de. O çok garibime gitti yani. Hani Ben Simmons asist de yapıyor, rebound da alıyor da Donovan çok rahat sayı atıyor. Çok rahat ama. İşte bu seride bayağı kavgalı bir seriydi. Evet. Bu seride şey aldı. Utah Jazz aldı. Ve sonraki seriler onları Welcome to God of War on the PS4 Pro in- İşte ve en önemlisi Cleveland Indiana serisi, Stephenson vs LeBron James, yani kavgalı geçen o seri. Bu çok efsane bir seriydi ama LeBron affetmedi yani. Ben çok korktum hani LeBron elenecek ilk turda diye, çünkü bu adamın elenmemesi gerekiyor yani. Gerçekten çok iyi bir oyuncu ve elenirse çok üzülürdüm LeBron yani. Cidden üzülürdüm. Sevmiyorum adamı ama yani çok fazla LeBron'u. Kobe'ciyim çünkü daha çok. Goat yarışında. Ama bu adamın elenmesi gerçekten NBA'yi çok sıkıcı bir hale getirdi yani. Finalde görmek isterim Cavs'i. Golden State'le yine. Farklı bir final istemiyorum ya. Yani. Ben yine Golden State Cleveland isterim. Bu maç aslında sezondaki Timberwolves Cavs maçıyla aynı gibiydi. Sonunu görürseniz anlarsınız. Şimdi LeBron pası atamadı ve LeBron'dan çıktı. Çok garip bir olay oldu orada. Eline çarptı ve çıktı. Of. Burada dedim yenildiler. Ama Oladipo bloğu yiyor. Çok güzel blok koydu. Burada Oladipo diyor goaltending ve foul sizce var mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bence tertemiz blok koymuş yani. Cidden tertemiz blok koymuş. Bir bu pozisyonu 5-10 kere izledim. Bence tertemiz blok koymuş. Ve LeBron That's game diyor ve çocuk giriyor. Biliyorsunuzdur belki o videoyu. That's game deyip arkasını dönüyor çocuk. Ve giriyor. Ve bu seride Cleveland alıyor. Buna sevindim. Golden State serisini biliyorsunuz zaten. Rahatça aldılar. 4-1 aldılar. Ama çok üzücü bir olay oldu. İşte Popovich'in karısı öldü. Allah rahmet eylesin. Çok üzücü bir olaydı. Durant de çok güzel blok koydu. Buna steal mi deniyor, blok mu konulu bilmiyorum. Ve Durant üçlü yazıyor. Playoff KD de başka sezona göre. İşte öyle arkadaşlar. İkinci tur bitince de ikinci turun videolarını izleriz arkadaşlar. Bence güzel bir ilk tur izledik. Sürprizli bir ilk turdu. Hani o Utah Jazz OKC, bir de Milwaukee yener diyordum Kyrie Irving'siz Boston'ı. Onun dışında hani 3 oyunu alacağını düşünmüyordum. Pacers'ın. Ama şu an hani yine beklenilen gibi gidiyor az çok. Ha şey sürpriz yaptı. Pelicans sürpriz yaptı. İşte 4-0 yenerek. Bu arada DeRozan işte Toronto'yu izlemedik ama Toronto'da 4-2 aldı. O belliydi zaten alacakları. Şimdi ikinci turu göreceğiz bakalım. Siz bu arada ikinci turu, üçüncü turu ve işte finalleri tahmin ederseniz ama maç sayısıyla birlikte, hani şu alır şu alır değil, şu 4-2 filan öyle tahmin yaparsanız istediğiniz bir duvar kağıdını yollayacağım size arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. DM'leri bekliyorum. Bay bay.